Merhabalar, çok saygılı ve sevgideğer dinleyicilerimiz. Bugünkü konumuz, kanser hastalarına maaş bağlanır mı? Evet, şu anda kanser hastalarına maaş bağlanıyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren bir yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın, yani %60 şartına bakılmaksızın malluk aylığı bağlanabiliyor. Süre sonunda kanser hastalığına bağlı olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp %60 ve yukarı ise malluk aylığı devam ediyor. %60 ve altında ise ya da iyileşmişse maaş ödemesi kesiliyor. Şimdi 3 Ağustos 2013 tarihli resmi gazetede ki yayınlanan yönetmeliğe göre kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre mağlup sayılıp maaş alabiliyor. Bu süre genel olarak 18 ay olarak uygulanırken bazı hastalarda 12, bazılarında ise 24 aya kadar çıkabiliyor. Ama bir de bir mağlulen emeklilik kısmı var. Kanser hastalarının türevlerine göre farklılık gösterebiliyor. Mağlulen emekli olabilmesi için de çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğunu gösterir bir rapora ihtiyaç var. Yani %60 kayıp gücüne ait bir rapor elimizde olması gerekiyor. Ayrıca en az 1800 gün, yani 5 yıl prim ödemiş olması lazım ve sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmesi isteniyor. 1800 gün, yani prim borçlanarak da bu işlem tamamlanabiliyor. Yani 10 yıllık sigortalılık süresinin istisnası da bulunabiliyor. Eğer kişi sürekli birinin bakımına muhtaçsa bu 10 yıllık sigortalılık süresi de aranmıyor. Malum emeklilikte sigorta öncesindeki rahatsızlıklar değil, çalışmalara başladıktan sonra çıkan hastalıklar da dikkate alınıyor. Yani burada iki türlü kısım var. Birincisi işte malulen maaş bağlanması, ikinci kısım da malulen emeklilik. İkisi de birbirinden farklı buradaki işlem. İnşallah anlatabilmişizdir. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.